Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte fiilde çatı konusunu işleyeceğiz. Pratik notlarla, alıştırmalarla ve örnek soru çözümleriyle konuyu net bir şekilde kavramış olacaksınız. Hazırsanız haydi başlayalım. Sevgili arkadaşlar, fiilde çatı konusunu özne yükleme ilişkisi ve nesne yükleme ilişkisi bakımından iki başlığa ayıracağız. Bunlar da kendi içerisinde yine iki alt başlığa ayrılmış olacak öznesine göre etken ve edilgen diyeceğiz. Nesnesine göre geçişli fiil ve geçişsiz fiil olarak konumuzu işlemiş olacağız. Aslında bu konu gayet basit bir konu. Hatta birçok öğrencinin sevdiği bir konu. Sizler de dikkatli bir şekilde dinlerseniz asla sorun yaşamazsınız. Şimdi arkadaşlar ayrıntılara geçmeden önce bilmeniz gereken çok çok değerli bir not var. Ondan bahsedelim. Sevgili gençler asla unutmuyorsunuz. Çatı özelliği yalnızca fiil cümlelerinde aranır. Bakın asla isim cümlelerinde çatı aramıyorsunuz. Burası çok çok önemli. İki örnekle bunu daha rahat kavramanızı sağlayalım. Okuldan sonra konu tekrarı yaparım. Yapmak gördüğünüz gibi yüklemimiz fiil soylu. Dolayısıyla bu bir fiil cümlesi. O zaman burada çatı incelemesi yapabiliriz. Fakat derse ki bugüne kadar içtiğim en güzel kahveydi. Bakın kahveydi. Yüklemimiz isim soylu. Dolayısıyla bu bir İsim cümlesi. Burada ne yapmıyoruz? Çatı incelemesi yapmıyoruz. Burada arkadaşlar çatıyı aramıyoruz. Asla bu bilgiyi aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Evet artık fiilde çatı konusunu incelemeye başlayabiliriz arkadaşlar. İlk başlığımız özne yüklem ilişkisine göre. İki alt başta ayrıldığını söylemiştik. Neydi bunlar? Etken fiil ve edilgen fiildi. Hemen etken fiille başlayalım. Çok basit arkadaşlar. Eğer iş özne tarafından yapılıyorsa yani özne işi... Bizzat kendisi yapıyorsa bu durumda etken fiil diyeceksiniz. Örneklere baktığımızda dün uzun süre resim çizdi. Kim çizdi? O. Resim çizme işini özne bizzat kendisi mi yaptı? Evet. Bu durumda etken fiil diyoruz. Diğer örneğe bakalım. Öğleden sonra ödevimi yaptım. Ben yaptım. Özne ben. Ödevi yapma işini kim yaptı? Özne yaptı. Yani iş özne tarafından bizzat yapıldı. Bu durumda yine etken fiil diyeceksiniz. Edilgen fiilde ise durum biraz daha farklı. Bakın etken fiilde işi özne yapıyordu. Fakat edilgen fiilde iş başkası tarafından yapılır. Toparlayalım. Etken fiilde işi özne kendisi yapar. Edilgen fiilde iş başkası tarafından yapılır. Özne arkadaşlar yapılan işten etkilenir. Hemen örneklerimize bakalım. Bütün sınıflar temizlendi. Şimdi temizlenme olayı kim tarafından yapıldı belli değil. Yani burada arkadaşlar özne doğrudan işi yapıyor diyemeyiz. İşi yapan belli değil. Yapılan iş başkası tarafından yapıldı. Bunları kavradığınız anda ne diyorsunuz? Edilgen fiil diyorsunuz. Gerekli hazırlıklar yapıldı. Kim yaptı belli mi? Belli değil. Özne işi bizzat yaptı mı? Hayır. Çünkü arkadaşlar buradaki hazırlıklar başkası tarafından yapıldı. Bu durumda yine edilgen fiil dememiz gerekir. Edilgen fiil N ve L ekleriyle yapılıyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Birazcık tüyo verebilir size belki. Bazı istisna örnekler var. Onları da birazdan inceleyeceğiz. Yani işi özne yapıyorsa etken fiil. Başkası tarafından anlamı varsa bu durumda arkadaşlar edilgen fiil diyoruz. Hemen daha çok örnekle bunu rahat bir şekilde kavramanızı sağlayalım. Gelsin örnekler. Ne yapıyoruz burada? Tabloyu arkadaşlar doğru bir şekilde dolduruyoruz. Etkense etkene, edilgense edilgene tik atacağız. Hemen birincisiyle başlayalım. Yardım etmek için yanlarına gittik. Gittik yüklem. Biz özne tamam. Gitme işini yapan kim? Biz. Yani bizzat kendimiz gittik. Özne işi yapıyor. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Etken diyeceğiz. Kaybolan kedi sonunda bulundu. Bakın başkası tarafından bulundu. Yani kediyi bulan belli mi? Değil. Özne işi bizzat yapıyor mu? Hayır, yapmıyor. Bu durumda edilgen fiil diyoruz. Martılar gökyüzünde uçuşuyor. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Normalde fiilde çatı konusunu lisede daha kapsamlı işleyeceksiniz. İşte dönüşlüdür, işteştir. Bu tip başlıklar da karşınıza çıkacak. Fakat bu sene etken ve edilgen şeklinde iki başlıkla inceleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki işi özne bizzat yapıyorsa etken, başkası tarafından yapılıyorsa edilgen. Bitti. Burada Martılar gökyüzünde uçuşuyor demiş. Bakın uçuşma işini yapan kim? Martılar. Yani özne aslında işi kendisi yapıyor. Bu durumda ne diyeceğiz buna? Tabii ki etken fiil diyeceğiz. Burada iki tane tehlikeli örneğimiz var. Bakın başlarına kırmızı yıldızlar koydum. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Bunlar birazcık tehlikeli. Balo için güzelce giyindi. Değerli arkadaşlar giyindiği böyle yıkandığı yapıldığı tarzında edilgen fiillere benzetebilirsiniz. Yapı olarak benzeyebilir fakat arkadaşlar ne yapacaksınız? Anlam bakımından dikkatli bir şekilde inceleyeceksiniz. Balo için güzelce giyindi. Kim giyindi? O. Giyinme işlemini yapan kim? Yine o. Yani özne işi bizzat yaptı. Yapan kişi kim? Özne. İş özne tarafından yapıldığı için arkadaşlar bu durumda etken fiil diyoruz. Lütfen dikkatli olun. Diğer örneğe bakalım. Geçen hafta yazdığının camları kırıldı. Yapan belli mi? Değil. Kırılma işlemi başkası tarafından mı yapıldı? Evet. Bu durumda arkadaşlar edilgen fiil diyeceğiz. Fakat yine kırıldı şeklinde bir yüklem var. Yine dikkatli olması gereken bir örnek. Bakın sözlerinden dolayı sana kırıldı. Hocam bu edilgense bu da edilgendir demeyeceksiniz. Öncelikle beraberce bir inceleyeceğiz. Sözlerinden dolayı sana kırıldı. Kim kırıldı? O. Kırılma işlemini yapan kim? Yine o. Yani özne işi bizzat kendisi yapıyor. Bu durumda etken diyoruz. Lütfen uyanık olun. Diğerine baktım. Telefonu tamir ettirdi. Bakın yine benzer bir örnek. Telefon tamir edildi. Hemen aradaki farkı yakalayalım. Telefonu tamir ettirdi. Kim ettirdi? O. İşi yapan kim? O. Yani arkadaşlar özne buradaki işi bizzat kendisi yapıyor. Bu yüzden etken fiil diyorum. Fakat telefon tamir edildi. Kim tarafından? Başkası tarafından. Bu yüzden edilgen fiil diyorum ve diğer başlığımıza geçiyorum. İkinci başlığımız neydi? Nesne yükleme ilişkisiydi. İki alt başlığı vardı bunun da. Geçişli fiil ve geçişsiz fiil. Hemen geçişli fiille başlayalım. Çok basit arkadaşlar. Ne diyoruz? Nesne alabilen fiiller geçişli fiildir diyoruz. Tekrarlıyorum. Nesne alabilen fiiller ne oluyormuş? Geçişli fiil oluyormuş. Bakın burası çok önemli. İlla cümlede nesne bulunması gerekmiyor. Yani nesne bulunsa da olur, bulunmasa da olur. Tek kural neymiş? Eğer fiil nesne alabiliyorsa geçişli fiil olmasıymış. Bu kadar. Fiilin nesne alabilmesi yeterli. Örneklere bakalım. Senin için birkaç kitap aldım. Aldım, yüklem. Kim aldı? Ben aldım. Ne aldım? Kitap. Gördüğünüz gibi fiilimiz nesne alabiliyor. O zaman geçişli fiil diyoruz. Diğerine baktık çiçekleri suladı. O suladı. Neyi suladı? Çiçekleri suladı. Nesne almış çiçekler. Dolayısıyla arkadaşlar yine geçişli fiil olacak. Ne demiştik? İlla cümlede nesne bulunması gerekmiyor. Yani fiilin nesne alabilmesi yeterli. Bakın, sana da aldım. Burada arkadaşlar nesne var mı? Yok. Ne aldım? Belli değil. Fakat bu fiil nesne alabiliyor mu? Alabiliyor. Mesela kitap aldım, elma aldım diyebiliyoruz nesne alabildiği için yine aynı şekilde geçişli fiil oluyor. Bitti. Geçiyoruz geçişsiz fiile. Bakın bu sefer durum tam tersi. Geçişli fiillerde fiilimiz nesne alabiliyordu fakat bu sefer fiilimiz nesne alamayacak. Örneklere bakalım. Piknikte çok eğlendik. Ne eğlendik olmuyor. Neyi eğlendik olmuyor. Dolayısıyla nesne alamadığını görüyorsunuz geçişsiz fiil diyorsunuz. Haftaya tatile gidiyoruz ne gidiyoruz, neyi gidiyoruz? Bakın cevabını alamıyorum. Dolayısıyla bu bir geçişsiz fiildir diyorum. Sevgili arkadaşlar bir fiilin geçişli mi geçişsiz mi olduğunu anlamak için kullanabileceğiniz süper pratik bir yöntem var. Ne yapıyorsunuz? Fiilin başına onu kelimesini getiriyorsunuz. Anlamlı oluyorsa geçişlidir. Anlamlı olmuyorsa geçişsizdir. Bakın beraberce kontrol edelim. Senin için birkaç kitap aldım. Öncesini boş ver onu aldım. Mantıklı mı? Mantıklı. Bitti. Geçişli. Veya çiçekleri suladı. Onu suladı. Mantıklı mı? Mantıklı. O zaman geçişli fiil. Bakın, onu getirdiğimizde mantıklı olmuyorsa ne diyeceğiz? Geçişsiz fiil diyeceğiz. İsterseniz bakalım. Haftaya tatile gidiyoruz. Onu gidiyoruz. Mantıklı mı? Değil. Mantıklı olmadığı için geçişsiz fiil. Ya da piknikte çok eğlendik. Onu eğlendik. Bakın, absürt bir şey. Mantıklı olmadığını fark ettiniz. Bu durumda geçişsiz fiil diyorsunuz. Şu not çok önemli. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Evet, şimdi örneklerle biraz daha pekiştirelim. Birincisine baktık. Sabahları birlikte koşarız. Ne yapacağız? Başına onu kelimesini getireceğiz. Anlamlı oluyorsa geçişli diyeceğiz. Yani bu nesne alabilir diyeceğiz. Eğer onu getirdiğimizde anlamlı olmayacaksa bu durumda nesne alamayacak. Yani geçişsiz fiil olacak. Onu koşarız. Mantıklı oldu mu? olmadı. Bu durumda nesne alamaz. Yani geçişsiz fiil olur. Diğerine bakalım. Konuyu çok iyi anladı. Onu anladı. Bakın mantıklı oluyor. Neyi anladı diye sorduğunuzda cevabı alıyorsunuz konuyu. Yani burada nesne var. Net bir şekilde geçişli fiil. Bir süre sandalyede oturdu. Onu oturdu. Oluyor mu? Olmuyor. Olmadığı için geçişsiz fiil diyorsunuz. Çok basit. Buradaki örneğe dikkat etmenizi istiyorum. Filiz oldukça hüzünlü söylemiş. Bakın onu söylemiş. Mantıklı mı? Mantıklı. Fiil burada arkadaşlar nesne alabildiği için geçişli fiildir. Fakat cümlede nesne yok. Yani bakın ne söylemiş belli değil. Neyi söylemiş belli değil. Nesne bulunmasa da fiil nesne alabildiği için ne oluyordu? Geçişli fiil oluyordu. İsterseniz hiç kafanızı karıştırmayın. Başına onu getirin. Anlamlı oluyorsa geçişli. Anlamlı olmuyorsa geçişsiz değil. Onun bu haline herkes güldü. Onu güldü. Mantıklı mı? Değil. Bu durumda geçişsiz fiil diyeceksiniz. Halam haftaya gelecek. Onu gelecek. Bakın olmadı. Mantıksız. Mantıksız olduğu için ne diyorum? Geçişsiz fiil diyorum. Bir örneğe bakalım. Papatyaları vazoya yerleştirdi. Onu yerleştirdi. Mantıklı mı? Mantıklı. Geçişli fiil. İsterseniz nesneyi bulalım. Neyi yerleştirdi? Papatyaları. Gördüğünüz gibi nesnemiz burada arkadaşlar papatyalar dolayısıyla nesne aldığını da fark etmiş oldunuz. Bayramda eski dostumu aradım, onu aradım mantıklı o zaman geçişli fiil diyorum ve örnek sorularımıza geçiyorum. Evet arkadaşlar konu anlatımımız bitti. Birkaç tane soruyla konuyu iyi bir şekilde kavramanızı sağlayalım. Umarım sizler için yararlı bir konu anlatımı olmuştur. Evet soru 1'e baktık. Ne demişiz? Aşağıdakilerden hangisi özne yükleme ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Hatırlayalım. Öznesine göre etken veya edilgen diyorduk. İşi özne bizzat kendisi yapıyorsa etken oluyordu. İş başkası tarafından yapılıyorsa edilgen oluyordu arkadaşlar. Salonun kapısı boyandı. Kim tarafından? Bak belli değil. Başkası tarafından diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Bu durumda edilgen diyeceksiniz. Dereceye giren öğrencilerin isimleri okundu. Kim tarafından? Belli değil. Başkası tarafından okundu yani özne bizzat yapmadığı işi yine edilgen diyeceğiz. C tehlikeli bir ifade. Babam içten gelince yıkandı. Burada arkadaşlar sanki edilgen gibi gelebilir fakat dikkatli oluyorsunuz. Mesela deseydi ki bulaşıklar yıkandı. Kim tarafından belli değil derdiniz ve edilgen derdiniz. Fakat burada arkadaşlar yıkanma işini yapan özne. Yani bakın yıkandı fiil kim yıkandı babam. Yıkanma işini yapan kim? Yine babam. Dolayısıyla İşi yapan öznenin bizzat kendisi bu durumda etken demek durumundayız. Çünkü arkadaşlar özne işi bizzat kendisi yapmış. Resimler okul bahçesinde sergilendi. Başkası tarafından kimin sergilediği belli değil. Yine edilgen diyoruz. Bu durumda cevabımız C seçeneği oluyor. Diğer sorumuza geçelim. Evet ne demişiz burada? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli olduğu halde cümlede nesne bulunmamaktadır. Bakın. Bir kere fiilimiz geçişli olacak fakat cümlede nesne bulunmayacak. Böyle bir ifade arıyoruz. A'ya baktığımızda yazılıdaki test sorularını çok hızlı bir şekilde çözdü. Ne yapıyoruz? Öncelikle geçişli mi değil mi? Bunu kontrol edeceğiz. Bunun için başına onu kelimesini getireceğiz. Anlamlıysa geçişli olacak. Onu çözdü. Anlamlı mı? Anlamlı. Tamamdır. Bu geçişli. Peki cümlede nesne var mı yok mu? Buna bakacağız. Çözdü. Kim çözdü? O çözdü. Özneyi buldum. Ardından nesneye geçiyorum. Ne çözdü? Neyi çözdü? ikisini sorduğumuzda belirtili veya belirtisiz nesneyi buluyorduk zaten. Neyi çözdü? Yazıldaki test sorularına. Bakın nesne var. Bu durumda arkadaşlar nesne bulunduğu için bana bu ifade yaramadı. Çünkü ben geçişli ve nesnenin bulunmadığı bir cümle arıyorum. B'ye baktım. Yanlış yerleştirilen fayansları kırdım. Kırdım yüklem. Hemen başına onu getirdiniz. Onu kırdım. Mantıklı. Bu durumda geçişli dediniz. Tamamdır. Şimdi neye bakacağız? Nesne var mı yok mu? Değerli arkadaşlar hemen soruyu soruyorum. Neyi kırdım? Yanlış yerleştirilen fayansları. Belirtili nesne. Bu durumda burada nesne bulunuyor. Yine işimize yaramadı. Akşamları köşedeki ağacın altında beklerdi. Beklerdi fiil. Başına onu getirdiniz. Onu beklerdi. Mantıklı. Bu durumda geçişli fiil dediniz. Tamamdır. Peki cümlede nesne bulunuyor mu? Ne yapıyoruz? Hemen soruyoruz. Ne beklerdi? Neyi beklerdi? Bakın, cevabını cümlede bulamıyoruz arkadaşlar. Yani bir kişiyi mi bekliyor, bir aracı mı bekliyor belli değil. Bu durumda cümlede nesne bulunmadığını fark etmiş olmanız lazım. Uygun seçenek C olacak. D niye olamaz? Çünkü arkadaşlar erken uyumuş. Bakın, onu uyumuş mantıklı değil. Zaten bu kafadan geçişsiz olduğu için elenecektir. Cevabımızı C olarak işaretlemiş olacağız. Evet, son sorumuza geçiyoruz. Burada bir cümle verilmiş. Ne yapacağız? Bunu çatı özelliği bakımından inceleyeceğiz. Bakalım. Zamanı geldiğinde olanları tek tek anlatacaktı. Anlatacaktı yüklem. Kim? O. Özne belli. Bizzat işi kendisi yapıyor. Dolayısıyla kendisi yaptığı için etken fiil diyeceğiz. Diğerine geçelim. Neye göre? Nesnesine göre inceleyeceğiz. Bunun için de başına onu kelimesini getiriyoruz onu anlatacaktı. Mantıklı mı? Mantıklı. Bu yüzden nesne alabildiği için geçişli fiil diyorum. Cevabımız arkadaşlar D seçeneği oluyor. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte fiilli çatı konusunu süper bir şekilde işledik. Umarım verimli olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.